Günler değerli arkadaşlar. Bu hafta yine altın piyasasına dönüyorum. Reverse Diagonal Calendar Spread. Yani normal diagonal yerine alıp satılan opsiyonların işaretini değiştirerek yani satıp alarak yapılan bir strateji. Altın için haftalık implied ve istatistik rakamlarım burada. Altın için volatility biraz yüksek. Dolayısıyla düşmesi lehimize olacaktır. O yüzden de reverse calendar yaptım. Şimdi hemen option'a gidip bir değerlendirmeye çalışayım. Altın fiyatları gördüğünüz gibi altın fiyatları ciddi bir çıkıştan sonra 2000 doların üzerinde bir hayli yatay seyir izledi. Ama bu hafta tekrar yükselmeye başladı. Çünkü dolar zayıfladı. Fed, ABD Merkez Bankası istikrarlı bir şekilde tahvil getirileri düşük. Dolayısıyla altına talep oluyor. Tabii ABD seçimleri henüz belli değil ama Biden'ın önde gittiği, muhtemelen kazanılacağı söyleniyor. Dolayısıyla Biden'ın kolay para politikası yahut destekleyici paketleri altın için pozitif bir gelişme. Her ne kadar kongrede biraz tırpanlasalar da bir kolaylama paketi geçecek diye düşünülüyor. Dolayısıyla altın fiyatlarında yükselme biraz daha devam edebilir. Altın için yükselme yönünde bir strateji diyebilirim reverse calendar spread'e. Ama aşağı yönde de riskler var tabii. Hemen stratejimize bakalım. Bir tane 1900 kullanım fiyatlı alım opsiyonu, put opsiyonu ve bir tane de satım opsiyonu. Yine put opsiyonlarıyla 1950 ve 1900 kullanım fiyatlarını seçtim. Bu bullish yani yukarı yönde bir deltası var. İlk başta fazla değil ama sonra artabilir eğer altın fiyatları yükselmeye devam ederse. Deltası 21, pardon. Tetası biraz negatif oldu. Bu alışıldık dışında yaptığım bir şey. Biliyorsunuz her zaman pozitif tetayı tercih ederim ama bu da zaman içinde değişecek. Fazla da bir etkisi yok. Ama Vega'sı iyi çünkü Vega düşerse yani altı yükselirse volatilite düşer. Aynı S&P endeksinde yahut VIX endeksinde olduğu gibi. Dolayısıyla Vega burada bizim stratejimizin doğru yönde. Bunu hemen risk analizi olarak grafiğine bakarsak böyle bir risk profili karşımıza çıkıyor. Burada tabii 14 günlük, 19 günlük ve 53 günlük bir strateji kısa vadeli. Diğer bacağı, bu vadede olduktan sonra diğer bacağı tutmak isteyenler elbette bu riskli bir pozisyon. Eğer altın fiyatları düşerse giderek indimani bu opsiyon değeri aleyhinize büyür. O yüzden de altın fiyatları gerçekten yükselirse bu değer sattığınız opsiyon primi doğrudan cebinizde kalır. Ama bu bir tercih tabii. Ama ben 14 gün için şöyle bir strateji düşünüyorum. Altın fiyatları yükselirse grafiğimiz yükseliyor. Ama burada sıkıntı altın fiyatlarının düşmesi halinde. Bu düşmesi uzun vadede yani çok fazla düşerse ki mümkün değil yani 1700'ler vesaire gibi. Bu zarar tırpanlanıyor. Hemen hemen zararsız hale dönüyor daha düşük seviyelerde. Ama bu bölge kritik bölge. Eğer piyasa biraz düşer, fazla düşmeden buralarda oyalanırsa
burada TETA aleyhimize çalıştığından daha büyüyerek vade sonu beklendiğinde ciddi bir zarar sağlar. Ama vade sonu beklenmediği halde işte 14 gün dedik böyle bir eğri. Burada da altın fiyattan düşmesi biraz sıkıcı olabilir. Ama yükselme yönünde de altın fiyatları gerçekten eski seviyene gelirse ciddi bir kazanç sağlıyor. 2.300 dolarlık bir teminata altın fiyatlarında şu bölgelerde %100 kazanç sağlıyor. Dolayısıyla şu bölgeler bile olsa hiç fena değil. Yani altın fiyatlarının 2.000 dolar civarına, hatta yani 1.900'lerde bile altın fiyatlarında %90, %50'ye yakın daha fazla bir getiri sağlıyor. Dolayısıyla böyle bir stratejide kullanma yerleri söz konusu olabilecek. Tabi burada volatiliteyi düşürürsek, altın fiyatları yükselirse volatilite düşer demiştim. Örneğin volatilite %5 düşerse ciddi olarak burada rakamlar şöyle gördüğünüz gibi yukarı çıktı. Birdenbire çok ciddi karlar oluşmaya başladı. Dolayısıyla volatiliteye hassas bir sistem olarak yukarı yönlü volatilitenin artacağı yukarı yönlü bir strateji. Volatilite artarsa bu strateji düşerse demek istedim tabii. Bu strateji kazançlı olacaktır. Haftaya görüşmek dileğiyle. Hoşçakalınız.